Merhaba arkadaşlar. Yalnız değilim bu sefer. Size yeni birini tanıştıracağım. Yeni ekip arkadaşım Anıl. Nasıl? Saçlar? Saçlar gittikten sonra ilk defa gördünüz bu kanalda. Instagram'da gerçi paylaşmıştım ama seni Çağatay Ulusoy'a benzettiler. Yok abi. Ya dedim ona Çağatay Ulusoy demeyeyim de dedim Thor Ragnarok'taki Thor diyelim dedim. İyi mi? İyi savunmuş muyum seni? Güzel. Şuralarıma çizik attırmam lazım. Kaşına da bir çizik. Kas falan o zor. Şey olur ya bir de bu çizik attıranlardan olursa olmaz o bir olmaz yapma. Neyse geldi askerden çocuk bu videoyu 5 dakika izleyen hasta oluyor çünkü kendisi çok hasta falan şeklinde virüslerini sürekli saçıyor etrafa. O da kendine gel artık askerlik bitti. Tamam atlatamıyorum. Lütfen bu dünyaya geri döner misin? Atlatamıyorum. Bir dakikalık fragman seni kendine getireceğini bir düşünüyorum. Bir dakika çok az. Fragman değil de işte ondan sonra izleyelim. Tepkimizi çekelim. Hiç konuşmadım bu son bir aydır. Sürekli video çektim kendi çabalarımla. Ama çok güzel videolar çektin yokluğunda seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hasta oldum kesin. Şu an öksürdüğü eliyle. Tebrik ediyorum. Ay tamam etme. Onun üzerine de anılan bir sürü şu an teori bekliyorum. Bunun üzerine. Ondan sonra da sonsuzluk ayı başlıyor tamam mı? Bu bir başlangıç olsun. Tamam ya. Hadi göreceğiz. Hadi bakalım. If we do this, we'd be going in short-handed. Yeah, you mean because he killed all our friends? We owe this to everyone who's not in this room to try. Trash olmuş. Evet. Yeni trash. It's not about how much we lost. It's about how much we have left. Where's the Avengers? We gotta finish this. You trust me? I do. Anıl. Açtılar tabii ki. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Tickets on sale now. Bağırmak istiyorum ama bağıramıyorum. Üçünü yan yana gördün mü? Gördüm. Ne olacak şimdi? Dövüşecekler ne olacak? Asıl kaptanla şey, Ermen. Ya artık hep o yani. Hep bekliyorduk artık. Tabii ki yeter. Küstük mü olur bu kara günde? Yani artık yeter. Öpüşün barışın ya. Ya bize o ilk karşılaştıkları sahneyi falan göstermeyecekler tabii ki ama mesela onu gösterseler spoiler olmaz. Aksine daha da heyecan verici bir şey olmaz mıydı? Evet. Niye göstermiyorlar? Söyle bakalım. Hadi bu bir dakikalık videodan neler çıkacak? Hadi ben çok konuştum senin yokluğunda. Evet konuşmuşsun. Artık konuş. Şimdi sen öncekini konuş. De izledim tabii ben. Ama hiç üzerine kafa yormamıştım açıkçası. Neden? İşte umurumda olmamıştı o an. Çünkü uzaklardaydım. Bak Carol dümene geçmiş. Geçmiş tabii ki. Gemi onda. O kullanacak tabii. Pilotumuz. Bu arada Kaptan Marvel'da tabii çok geç izlemiş oldum. Çok tatlıydı. Sevdin mi? Çok sevdim. İlk defa Anıl'la ayrı bir Marvel filmi izlemiş oldum. Evet yıllar sonra. Burada Black Widow yine sarışın ve kısa saçlı. Evet. Bir bakıyoruz ki kızıl ve uçları sarı. Bir bakıyoruz saçları uzun. Bir bakıyoruz kısalmış. Sarı. Evet. Acaba hangi yıldayız? Neredeyiz? Ne zamandayız? Yani bizim Kaptan Marvel bunları yanına geldiğinde Scarlett hala kısa saçlıydı. Evet. Kaptan'da da hala biraz sakal vardı. Hı hı. Da Carol'ın saçları da uzun. Aynen. Biraz. Ama o geldiğinde uzundu zaten. Evet. Uzamış. Evet. O saçları böyle uçuşmayınca daha iyi olmuş evet. Değil mi? Kabarık olmayınca. O şey 90'lar saçı gitmiş, inmiş artık. Evet. Ne görüyorsun? Söyle bize. İşte bu falcı. Black Widow sonra falcı. Hepsi toplanmışken Black Widow yine uzun saçlı. Yani demek ki Kaptan Marvel'ın geldiğinde ve bunların uzaya çıktığı günler Tony ile buluştukları günlerden çok daha öncesi. Evet. Yani Tony filmin böyle yarısında falan mı gelecek o zaman? İlk fragmanda hani bunlar yukarı bakıyordu ya. Hı-hı. İşte Kaptan Marvel mu o falan diyordu herkes de. Biz demiştik Tony gemiyle geliyordur o anda. Evet. Öyle de oldu. Evet. Değil mi? Bu da yaşandı. Aynen. Bunu da söyleyelim. Bak buraya inmiş Nebula ve Tony. Hı-hı. Şu an. Pepper'la sarılıyorlar. Pepper artık ne yaptı bir mesajı aldım onu bilmiyoruz. Ama bu sahne çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Evet çok güzel. Rocket ve Nebula'nın el ele tutuşması. Bu arada geçen Marvel bir de Instagram'dan şey paylaştı ya. Neyi? Bazı karakterlerimizi siyah beyaz paylaştı. Bazılarını renkli paylaştı. Ve orada da dediler ki işte Shuri de siyah beyaz. Shuri de mi gitti? Ama bunu demiştik zaten öncesinde. Evet. Shuri zaten gitmiştir diye. Bunu da söylemek isterim. Orada Loki ve Vision da var diye. Acaba onlar da mı geri gelecek? Heh.
diyenler Loki, oldu. Evet, oldu. Ama nahin yani o... Bu arada onları izleyeceğiz filmde de. Çünkü bir zamanda bir geri geçmişe gitme bilmem gideceğiz. Ne. Ama yani onlar kayboldu diye değil, öldüler diye. Spider-Man'in de gayet net bir şekilde geleceğini biliyoruz zaten. Bir sonraki filmde izleyeceğimiz aynen. için. Evet, o yüzden. Zaten Japonya posterine hepsini koymuşlar. Da kaybolanlar da var. Zaten bu filmde bunları da izleyeceğiz demek oluyor. Evet, Hawkeye bayağı havalı. Hawkeye'ın... Dövmeleri çekmiş, ya, değil mi? Ya bu kol şeyleri var ya, giyiler. Onlardan gibi duruyor. Seda Sayan giymişti böyle ACDC. Biraz Hawkeye'cim, özür dilerim. Seninle bağdaştırmış gibi oldum ama. Bu ne? Dövmedeki tip ne? Kuru kafa. Yine frag şeyin videonun ortasında gözlüğünü takmayı akıl ettim. Hiçbir fikrim yok. Tamam, çıkarabilirsin. Ya ama Hawkeye böyle çok üzgün duruyor işte hep. Evet. Ailesini yitirmiş değil mi? Bu Scarlett'in bu saçları gerçekten neden böyle? Yani işte zaten şurada Scarlett yağmurda duruyor ya. Burası Japonya. Hawkeye'i bulmaya gittiğinde. Yani aradan işte Kaptan Marvel gelmiş de bunlar bir şeyler konuşmuşlar da Ant-Man de gelmiş de falan filandan çok sonra işte herkes bir göreve gidiyor mesela. Black Widow da şeye gidiyor onun üzerine. Japonya'ya gidip Hawkeye'i bulmaya gidiyor. Yani bu ne demek oluyor? Bence filmin başlarında işte biraz böyle heyecan yapacaklar. Bir araya gelmeler. Yeni bir plan sallamalar. Kaptan Marvel diyecek ki belki işte şöyle şöyle bir mevzu var. Gidelim bulalım bu Thanos'u. Belki ondan hepsi gemiye atlayacak, gidecek. Bir ağzını burnunu kıralım şu herifin diyecekler. Evet. Ama olmayacak o iş. Gerisin geri gelecekler. Yani biz bu Avenger'ların öyle kolay kolay bir şey yapamadıklarını izleyebiliriz ilk yarı. Evet, çünkü zaten hepsi çok mutsuz ve umutsuz gözüküyor. Evet. Çok uzun bir süre plan yapmaya çalışacağız işte. Aynen ve bir şeyler deneyecekler, olmayacak. Deneyecekler, olmayacak. Of. Diye düşünüyorum. Evet. Çünkü böyle böyle hep araya zamanlar girecek. Aradan böyle aylar falan geçtiğini bir şekilde görmemiz lazım bizim. Anı doğru diyor burada. Bilemiyorum. Kaptan Marvel teorimde %40'ı tutmuş. Ama önemli olan %60 tutmamış ve Marvel'ın en büyük hatası benim teorim gibi çekmemesi. İnanılmaz büyük bir hata yapmış. Ulaş o zaman. Marvel'a ulaş de ki. Yani bu Kaptan Marvel güçlerini zihin taşından almalıydı. Çünkü biz zihin taşının insanları evrimleştirdiğini gördük. Tamam mı? Mükemmel bir bağlantı olurdu. Evet ama başka bir şey planlıyor demek ki. Bu arada Kaptan Marvel'ı izlemeyenler vardır. Ama artık yapacak bir şey yok. Ama bu fragmanı da izlemeyecektiniz o zaman. Evet. O Tesseract'a da bir şey bağlayacaklar işte. Bu sefer bu filmde böyle zamanda yolculuk kısmıyla ilgili Tesseract'a mı bir yolculukta bulacaklar mesela? He, Tesseract muhabbeti arada neredeydi? Oradaydı. Tabii oradaydı o muhabbet. Doğru. Ya çünkü Kaptan Marvel'da bir şey vermeleri gerekiyordu. Çok da bir şey vermediler Endgame'le ilgili aslında. Evet. Tamam, karakteri tanıdık zaten bir orijin hikaye olarak. Ama yine de bir bağlantı kuracaksak işte Tesseract'ı bize... En önemli şey olarak verdiler. Demek ki geçmişe gitme konusunda Tesseract'la ilgili bir bağlantı mı kuracaklar? Olabilir. Soru şart. Bu arada Goose var ya Goose. O şeyde normalde şey olabiliyor. Işınlanabiliyor bir yerden bir yere. Her şey yapabiliyor zaten. Hani bu zamana kadar neredeydi diye bir soru işareti var ya. Bu kedi evet. Neredeydi? Belki de Carol'la birlikteydi. Goose'un açtığı böyle portallar da olabiliyor. Ki bu zaten kendi içinde zaman yolculuğu da yapabilmesini sağlayabilecek bir şey. Yani Goose'u çok fantastik bir kedi. Goose bunu onunla bize yapabilir mi? Bize yapabilir mi? İşte onu bilemiyorum. Her şeyde Goose'dan beklememek lazım. Evet. Kaptan tıraşını oldu. Tony çok yaşlanmış gözükmüyor mu? Evet. Adam neler çekti ama. Spider-Man'le ilgili şey fotoğrafları vardı Spider-Man'le birlikte. Ya ikisi de birbirine kulak yapmış. Aynen. Çünkü başarısız ama Spider-Man'in şöyle... Şöyle kulak mı yapılır? İşte morali bozuk. Evet. Çocuğunu işte... yitirmiş gibi hissediyor. Event alınacak çok kişi var burada. Nasıl? Teşekkürler. Mükemmel bir söylem. Bu gemiyi anlamadım. Bu gemi kimin gemisi ya? Thanos'un gemisidir bu. Baksana zaten şeyler çıkıyor alttan daireler. Ya bu adam neyin peşinde? Bir sıkıntı var yani. Herkes bir dertlenmiş. Rocket çok şey bakıyor. Rocket çok üzgün zaten. Ya adam. Öyle bir zeminde duruyor ki bir de sanki böyle Asgard şeymiş gibi. Evet. Kent. Değil mi? Burası neresi mesela? Neresi burası? İkisi, Thor'la ikisi orada. Evet, bu şeye gittikleri yer bu ikisinin büyük ihtimalle. Sanki Thanos'u bulmaya gitmişler gibi bir sahne vardı. Evet. Ya bir şey diyebilir miyim? Diyebilirsin. Burada toplanmışlar ya, bir şeye bakıyorlar. Şimdi burada Rocket kendi kıyafetiyle duruyor. Uzay kıyafetiyle. Evet. Thor'u görmüyoruz burada. Carol'u görmüyoruz. Yani Rocket bence bir yere gitmiş gelmiş Thor'la burada. Tamam. İşte arada da zaman geçmiş ya, bak Scarlett'in de saçları uzamış falan. Evet. Bence bunlar bir yerden gelmişler burada.
Filmin işte çok sonralarında olan bir sahne. Hı-hı. Zaten Scarlett Hawkeye'yi getirmiş. Tony ile kaptan da öpüşüp barışmışlar. Hı-hı. Artık filmin sonlarına doğru yaklaşıyoruz burada. Tamam. Değil mi? Evet, bence de. Hadi Thanos'tan bahsedelim biraz da. Uzun zamandan sonra fragmanda Thanos'u gördük. Bunları da ilk defa gördük değil mi? Evet. Hiç öyle düşünmedim. Neden? Ne bileyim ben. Bak burası neresi? Bak burada da o... muhtemelen o gemiden iniyor işte ha? Daha çok ışınlanıyor gibi gözüküyor da. Aynen. Yani o zaman uzay taşı bunda mı şu an? Ama portal açıp geliyordu bu. Bak, baksana mavi ışıkla birlikte. Ama iniyor sanki dediğin gibi. Gemiden indirmişler gibi. İşte üstünde demek ki gemi mi var hala? Onun ışığı mı yansıyor? Olabilir işte. Yani bunu aşağı indirmiş olabilir mi? Şimdi Thanos da öyle mi gelecek gerçekten? Ya eldiveni yoksa? Göstermiyorlar ki. Ya elinde eldiven yoksa? Burada büyük bir savaş yaşanmış zaten. Sana bir şey diyeyim mi? Elinde eldiven olsa bunlar ona nasıl karşı koyabilir zaten? Taşlar onda olsa. Of, üçü geliyor ya, çok güzel ya. İşte orada oturuyor. Nerede oturuyor? İşte. Göremedim. İşte. O Thanos mu? Evet bak. Oturmuş böyle bir şöyle yere bakıyor. Yere bakıyor evet. Yanında da o büyük kılıç gibi garip saçma sapan siyah. Yakınlaşmasaydın ya. Görmeyecektim. Yani iki eli mor gibi onu. Sanki bak onun yani eldiveni yok gibi. Yani bak bir şey ama bu savaşın sonuysa şu an bizim üçlümüz gayet sağlıklı bir şekilde duruyor yani. Savaşın sonu değildir o. Değildir tabii işte. Burada ne oluyor? Dayak mı yemiş? Ne olmuş? Ya da bekliyor. Neyi? Bunların gelişini. Ay böyle mi savaşacaklar? Buluşacaklar mı bir yer söyleyip? Ben bekliyorum sizi orada. Gelin falan. Ondan sonra onlar mı gelecek üçü? Böyle olmaz. Üç kişi mi gelecekler? Hayır değildir ya. Biz şu an bu havalı sahnede üçünü görmüşüzdür. Tamam. Ya ama bana biraz daha şeyler söyle burayla ilgili. Önemli olan bence Thanos'un elinde şu an eldiven yok. Zaten adamın elinde şu an eldiven olsa bunlar böyle delikanlı, mahallenin delikanlıları gibi karşısına çıkmazlar herhalde. Eldivenini mi toplayamadı yandıktan sonra ne? Ne demek eldiveni yok? Hayır Thanos'un? İşte yani bunlar ne numaralar çektiyse arada. Ya saçma, bu adamın elinde gerçeklik taşı varsa üçü geliyor görür yapar gene. O zaman bu biz eski Thanos'a gitmiş oluyoruz burada. Geçmişteki bir Thanos'a mı gitmiş oluyoruz? Kız bak bu daha mantıklı. Bak sustum. Bak bekledim. Bu dedim bu sefer Anıl konuşsun dedim. Hep ben konuştum dedim. Kafam yorgun ya. Ama bir şey söyleyeyim. Burası gerçekten eski Thanos mu? Anlatmaya mı geliyorlar? Bak böyle bir şey yapıyorsun. Gelecekten geldik. Çok yanlış yapıyorsun. Burası da Titan mı? Kendi gezegeni mi yoksa? Evet. Thanos. Şey vardı ya. Thor'la. Banner'ın böyle bir sahnesi. Aynen. Hey Allah. Şimdi, ya bunlar anlatıyor. Bak, bunun kafası karışık burada. Evet. Çok hoşuma gitti söylediklerin. Bak diyecekler. Çünkü kızını kaybedeceksin ve bunu atlatamayacaksın ömür boyu. Haberin olsun kanka, yapma. Çok mantıklı. He bak geldik savaşmaya, istiyorsan eldivenin yokken kapışalım. Sana bir şey diyeyim mi? Bu hani Titan gezegeni bunun mahvolmuş da bu hep ağlıyor ya. Vay ben işte böyle oldu. O yüzden dünya yarısını yok edeceğim, herkesi kurtaracağım falan. Aynen. Halbuki biz ne konuşmuştuk o zaman? Thanos'un yalan söylediğini düşünüyoruz demiştik. Evet. Çünkü çizgi romanda da Thanos kendi gezegenine saldırıyor. Hı hı. Kendi işte annesini falan öldürüyor. Burada da burası Titan olabilir. Titan olabilir, o savaştan sonrası. Aynen. Çünkü eski zırhı, işte silahı falan bilmem nesi de üzerinde. Bu Titan'ı mahvetmiş şu an. Bunlar da gelmiş mi diyorsun? Evet. Olabilir mi? Çünkü şu an Thanos'un en zayıf olduğu nokta burası. Şu an. Onunla evet. Başka bir şekilde, sağlıklı bir şekilde konuşamazsın. Bak çok acayip bir şey bu. Ya biz bu konuda konuşarak çıkarsak bu işin içinden çok saçma olur. Olabilir. Ya benim beklentim kozmik varlıkların dahil olacağı kadar büyük bir savaş. Tamam evet. Çünkü ciddi bir savaş izleyeceğiz. Ona tabii şey yani çizgi romanda da öyleydi çünkü. Şu an biz zamanda yolculuk izliyoruz. Geçmişe döndük. Üçlü de. Ve bu üçlü de. Ya bak hoşuma gitti bu mantıklı, tamam. Tamam. Bir bakalım, bir bunu bir bekleyelim. Bir bakalım, bunun üzerine bir yoğunlaşalım, tamam mı bakalım? Tamam. Bir daha bir şey yayınlandığında yine onunla ilgili bir ipucu olacak mı? Bu arada o çok tatlı. Bitirmeden önce şunu eklemek istiyorum. Tamam. Bunların burada toplandığı sahne var ya, bana şeyi hatırlattı. Çizgi romanda Doctor Strange herkesi topluyor. Hı hı. Eddie Morlock'la birlikte. Hı hı. Diyor ki savaşa katılacaklar diyor, bu portaldan geçsin diyor. Aynı çizgi romanda da böyle Avengers Kulesi'nde toplanıp pıt geçiyorlar. Burada da öyle bir şey olmayacak da bence. Hı. Ama fragmanlarda hep bunları bir odada falan görüyoruz ya. Evet. Yani biraz oradan
beslendiklerini çok belli etmişler o yüzden. Sonra hepsi beyaz kostümlerle yürüyor falan ya. Evet. Bir göreve gidiyorlar. Evet. İşte o bağlantıyı o şekilde kuracaklar bence. Mantıklı. Wong güzel. Falan birileri de bir şey diyebilir. Evet. Yani bunlar planı... Zaten ben Wong'tan çok fazla şey bekliyorum bu filmde. Aynen. Çünkü Wong birden işte kaybolmuştu ama... Işte yaşıyor. Yaşıyor ve Doctor Strange de son bir planını söylediğinde zaten Iron Man biliyor bunu. Bir de Wong biliyordur o son ihtimali. O yüzden çok yardımcı olacak bizim ekibe diye düşünüyorum. Olmazsa Wong'u görmezsek çok ayıp olur. Doğru. Değil mi? Süper. Evet. Evet. Saçların konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız size. Saçım, benim saçım hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şu, onun şuncacık saçı bile dağınık. Nasıl olabilir? Ya bu saç taranır bu mı saç ya? Bu saç nasıl dağınık olabilir Anıl? Evet arkadaşlar, Anıl da artık iyileşmiş bulunmakta. Şöyle birazcık bir şeyler kaldı, onu da törpülüyoruz. Sonsuzluk haftası. Sonsuzluk haftası mı diyelim ona ya? İşte onu... Endgame. Onu onlar desin. Ben çünkü sizce düşündüm bulamadım. Sizce ne olsun bu ayın adı? Bu sefer ne olsun? Diğeri sonsuzluk ayıydı. Buna da siz karar verin. Ondan sonra yorumlarda bekliyoruz fikirlerinizi. Birkaç güne başlamış oluruz. Biz bu sırada hazırlık yaptık. Çok güzel videolar gelecek. O yüzden ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Başka ne yapsınlar? Esen kalın. Tamam, esen kalın. Yarın Instagram'da bir çekiş sizi bekliyor olacak. O yüzden hepinizi Instagram Ezgin kanal adresime bekliyorum. Tamam? Sonra duymadım, bilmedim. Olmasın. Sonsuzluk ayı da çok güzel hediyelerle geçecek. Bunu da söyledikten sonra abone olmanızı bekliyorum. Yapacak başka bir şey yok. Kalmadı. Süper. Hadi görüşürüz o zaman. Bye.